Hoş geldiniz. Hoş geldin Dert sahibi oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, harikasınız şahanesiniz. Ağzınıza elinize sağlık. <laughs> Nasıl siz sözleştiniz mi böyle renk uyumu? Hiç sorma ya. Evet. Vallahi sözleşmedik. Sabah Bak benim biliyorsun adam beyefendi çorabından ceketinden gömkör Teşekkür oldum efendim. çoraplardan. Siz? Sizde. Ben Bütün yaptığımız haberleri toplayıp pandemide getirmişim karşımıza. Maç pandemide benimle alakalı yapılan haberler böyle bir tabur askeri giydirsen böyle anca olur. Bu sadece bu hafta hakkında çıkan <laughs> hafta. haberler. Evet onları giyindim geldim. Evet. Kötü haberler arka tarafımda üstüne oturdum. <gülüyor> <gülüyor> Önümde güzel haberler var. <laughs> evet. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Geçmiş olsun öncelikle. Evet bu arada bir, geçmiş olsun. E, Eğer böyle geçirecekse herkes benimki gibi geçirsin. Rahat geçirdim çünkü. Tat ve koku gitti. Onun haricinde yani öyle çok ağır bir yorgunluk, işte nefes darlığı, öksürük böyle şeyler olmadı bende. Bir tanecik konserim vardı. O da ona denk geldi. Ah Neyse Allah'tan bizim Özgür Aras ailesi çok yakın bir aile. Dedim ki hemen dedim bu işe simgeyi gönderin. Yabancıya gitmesin <laughs> para diye. <laughs> Ay müthiş. Peki ya, ne? kız söyle ne? Ay hayır haber nasıl geldi o hikayeyi merak ediyorum. Ya o, o hikaye Yeni şarkı çıkmasıyla beraber. Biz... Ee yazın zaten ben bir, eski albümden bir şarkıya klip çektim. Ondan önce sıfır bir şarkı çıkarttım. Yine ben kudurdum. Kasım ayının 13'ünde çıkmak üzere bir maxi single yaptım. iki şarkı bir versiyon şeklinde. Bu klibi çektikten sonra da menajerim ara dizisinden bana ikinci kere teklif geldi oynar mısın diye. Ben de yani o ekibi o kadar çok seviyorum ki oyuncuları, yönetmeni, işte yapımcısı falan çok acayip iyi anlaştık. Hemen gelirim dedim ben biliyorsun yani program olsun arayın, dizi olsun arayın. <laughs> ben iğneci e, Nurhan gibi evde çantam hazır bekliyorum bir yere gitmeye. Gittim ilk gün, ikinci gün çektik. Üçüncü gün çekimlerinde tam hazırım sete çıkacağız. Telefon geldi. İşte 4-5 kişi de pozitif çıktı test sonuçları. Sen de hadi eve akşam e, ekip yolluyoruz. Sana bir test yapacağız diye dedim. Benim bir şeyim yok. Olmaz öyle şey dediler. Hani az az rol yaptın. Hani kızcağız pozitif. İyi dedim gelsinler. Geldiler. Pazar günü, şey perşembe günü geldiler. Cuma günü de 13 Kasım'da benim şarkım çıkacak. Senin Hastan şarkının adı. Klipte bayağı ateşli bir klip biliyorsun. <laughs> Senin Hastan geliyor. Kadın hani hayatında hiç olmadığı kadar cüretkar bir klip çekmiş. Heyecanla ben bekliyorum. Şarkı çıktı, iki saat sonra rapor geldi. Pozitif. Senin Hastan. <laughs> i̇şte. Hakikaten ah, hastan. <laughs> Yani böyle oluyor zaten. Çıkardığım şarkılarla hayatım hep böyle şey gider. İşte zorunlu sevgilimi çıkartırım, sevgilimle kavgalıyımdır. Kalbimin tek sahibine çıkartırım, evlenirim falan. Ama bunu, bunun gerçek olacağını bilseydim senin milyarderin falan diye bir şarkı çıkarırdım yani. <laughs> test yaptırıyorsanız arkadaşlar, ünlüler size sesleniyorum. Hangi de test yaptırmayın? Çatırt diye ertesi gün bir magazin sayfası girdi İrem Derecin test sonucu pozitif diye. E şimdi bu da şey değil ki hani beraber değiliz arkadaşız diye şey yapamazsın. Sağlık olayı bu. <laughs> bu korona ile bir alakalı. Korona beyle sadece arkadaşız. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da diyemezsin. Yapıştırayım dedim test sonucumu koyup senin hastanı koyayım üzerine bari. Ne yapayım dedim ya ben de böyle başa çıkayım. Hani benim orada radyo programlarına bağlanmam lazım. Programlara konuk olmam lazım. Evde oturuyorum el bağlı kol bağlı. Nese geçti o günler. Zorladı, Zorladı mı mi? işte. Tadalamıyorum diye sevmediğim ve yararlı olan her şeyi yedim. <laughs> kelle paça mesela <laughs> tadını sevmezdim ama çok faydalı derler. Sabah öyle akşam kelle paça yedim. Elma yer gibi sarımsak yedim. Tansiyonum düştü böyle artık sarımsaklardan. <laughs> Ay ben insan çok sevmiyorum biliyorsunuz. O hastayım diye de böyle uzun bir süre kimse gelmedi. Emrivaki yapmadı. Çok mutluydum. İyileşmez olaydım. mı? Nasıl yani? <laughs> evet ne, 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 zorladı en çok. Hiçbir şey. bayağı güzel geçmiş. Ki hatırlıyorsun biz programa Sinan'la e, Mustafa geldiğinde doğum günüydü. Telefonla evet. bağlandık. Aynen. Pandeminin daha çok başlangıcıydı. <laughs> Abi dedi ben dedi astım mı bilmiyorum ama hayatta burnumu pencereden çıkıp camı bile açmayacağım dedi. Ama öyleydim <laughs> bak ben e, Ağustos ayına kadar falan çık dışarı çıkmadım ya. Yani kendim makyajı çözdüm. Saç çözdüm. Kendi saçımı açtım ben ya ile daha ne yapayım yani. Ben İrem'in evine gitmedim hiç ama biliyorum bütün her yerini şu anda ezbere. <laughs> her yer. Af affedersiniz bu <laughs> <Her> deliğine yeri... <laughs> kadar biliyor herkes her yeri. Her yer. yeri çekti koydu. Ya. E sonra da dedim ki e, ne yapayım abi dedim birazcık yani hayata karışayım. Ya hayata karıştığında bakma yani. Ne böyle bir restoranlarda ben Zaten sürktüm. olmadı. Bir ara Açıkken oldu. Açıkken de gitmedim yani. İki klip çektim. Üç beş arkadaşlarımın evine gitmişimdi. Bir de dizi, diziye gittim. Oyunculuk hayatım başlamadan bitti. <gülüyor> <gülüyor> Tabii anne ya. baba çok endişelendi bu süreçte. Ya Babam çok inanmıyor bu işlere. Babam daha bir anti tarafında mevzunun. O yüzden onu ben kendi haliyle bıraktım. Peki <laughs> e, babandan aldığın tepki doğru mu? O da yalan mı haberdi? Gazi ha. gazetelerde, internet sitelerinde öyle bir şey Ulanı çekti artık yeter diye diye. Babamı tanıyorsunuz değil mi? <laughs> yani babam benim on katım halidir. Benim neyim varsa onunla çarp. Zekaysa onunla çarp. İşte yırtıklıksa onunla çarp. Argoysa onunla çarp. Duygusallıksa onunla da çarp onu. Nasıl sinir oldum biliyor musun? Neymiş? Babam beni uyarmış. Babam bugüne kadar bana sadece... Dokuzuncu yılım artık benim sektörde. Benden istediği tek şey şu oldu. Sakın ola bir gün bile kendini değiştirme, bozma. Neyse bugüne kadar bizi lise hayatında, üniversite hayatında böyle kök söktüren, mahveden o zorluk kadın, kız. Neyse o olmaya devam et. Eğer o olmazsan ben yokum hayatımda dedi. Ona rağmen yapmışlar. Babası kulağını çekti. <laughs> Sonra babası. İrem küfür etti. Neyse Hiç. etmiyorum. Burası <laughs> farklı bir platform. Yeni <laughs> şarkı çıktı vazgeçtim inan. O şahane olmuş bu arada. Gerçekten ee, çok böyle gönlümün her yeri ferah. Beynimin her yeri çok okey çıkardığım bir iş oldu. Belki de 9 yıllık kariyerimde en beni... İçine sinen. Hem içime sinen hem de en beni yansıtan iş oldu. Hmm. Klibiyle, sözü müziğiyle, aranjesiyle benim artık geldiğim ruhsal durumla çünkü ben artık vazgeçtim. Birçok şeyden vazgeçtim. Kendimi kabul ettirme çabasından vazgeçtim. Kendimi anlatmaktan vazgeçtim. E, herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışmaktan vazgeçtim. Çünkü günün sonunda baktığında kimse anlamıyor. Ben niye kendimi yırtayım? Ya da benim gönlümü, ruhumu kimse hoş tutmaya çalışmazken ben neden kendimi yırtayım? Yani çok denk geldi. Şarkının zaten sözümüzü Sagopa Kajmer'in ve Sagopa bu şarkıyı 2019 yılında çıkardı. Sarkastik EP albümünde çıkarmıştı. E, yakın arkadaşım doğum gününde ona sürpriz olsun diye biz bunu stüdyoda söylemiştik. İlk başta sadece tek bir piyanoyla söylemiştim. Sonra Alper Atakan aranjesini yapan canım abim dedi ki ben çok seviyorum şarkıyı aranje yapacağım dedi. Aranje yaptı onu da dinlettik. Sago dedi ki bunu çıkartalım ya bu çok Aa, güzel, güzel oldu dedi. Onu diyecektim. içine onu da içine sindim evet. sindi. Yani Sago o kadar dürüst o kadar böyle tak diye lafını söyleyen bir adamdır ki sinmese için arkadaş hatrı için böyle bir şey okey diyecek bir adam değildir. Keza bu ilk oluyor. bir Sago baş şarkısı seslendiren bir pop sanatçısı. Kendime sanatçı demiş oldum bu arada hiç hoşuma <laughs> gitmedi bu. Pop yorumcusu diyeyim. E ee, şimdi mantıken 13 Kasım'da benim klibim şarkım çıkmış değil mi? Bir üç, 4 ay bekle. I 1 Ocak dedim 12'ye girecek saatler. Millet böyle dedim kafalar birazcık dağılmışken. işte birazcık e, yeni umutlar. Haydi bakalım patlatıyoruz e, havai derken dedim. Bu da benim yeniden doğumum olsun. Çünkü senin hastan lekelendi. <laughs> <laughs> Rapor geldi hasta diye kadın dekellendi o şarkı <laughs> benim için. O yüzden bunu dedim çıkartayım ben yeni bir başlangıç olsun yeni yıla yeni İrem. Yani Aa, hani. aslında aynı İrem ama artık müzikal yolculuğunda bir tık yeni İrem bu. Süper. Bence o kadar şarkı dedik, bir şey dinleyelim ha. ha. evet dinleyelim. Bir de hayır siz de değişmişsiniz bir güzellik gelmiş bir bir şey olmuş. Efendim çok teşekkür ederim pek bir güzellik aslında yok. Böyle şangur şungur kefenleri sar sarılır gibi bol bol giyindik. <laughs> ee, ne bileyim böyle şey oldum. Hiçbir şey umursamaz hale geldim. En sonunda başardılar bunu yapmayı. O yüzden yüzümdeki rahatlıktır diyelim. O güzellik hmm. değil de rahatlık. Dünya umurumda değil çünkü. O şahane bir noktada. Çünkü hiçbir şey olmuyor. Çok güzel bir kafa. Yazıyorlar, çiziyorlar. Altı tişört yapıp giyiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim? Senin, söyleyeyim. <laughs> Senin hastan. Senin hastan. Senin hastan.